Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. 12. dersimizdeyiz. Şimdi 12. dersimizde ne yapacağız? Update sorgusuna giriş yapacağız. Yani normalde DML komutları biraz daha ileride olabilirdi ama ben operatörleri, işletçileri ve diğer pek çok yapı işte alt sorguları falan bunların tamamını update, insert ve select özellikle bu üç komut üstünde insert değil hatta update ve select üzerinden yapmak istediğim için ondan dolayı update'i de şimdi anlatmak istedim. Şimdi nasıl olacak? Update de şöyle olacak. Update önce select yıldız from müşteriyi bir çalıştıralım tekrar. F5'e bastım. Bakın bu şekilde geldi. Şöyle üstüne update yazalım. Altında select kalsın. Örneğin Ali Yılmaz Ankara var ya 1 numaralı ID. Bunun bakiyesini 5750 yapalım. Update tablo adımız güncellenecek alan tablo adını yazdım. Ondan sonra daha doğrusu şöyle sintaksı. Update'ten sonra tablonun ismi, daha sonra set komutu. Set komutuyla beraber neyi güncellemek istiyorsam onun değerini yazacağım. Mesela bakiyeyi ben güncellemek istiyorum. Bakiye eşittir kaç olsun? 5750 olsun. Peki şartım ne? Ver yazmazsam bütün kayıtlarım güncellenir. Ver yazmayı unutmaman gerekiyor. ID eşittir kaç olan? 1 olan. F5'e bastım. Şu select'te hata verdi. Şöyle yapalım bir dakika. Şurayı çalıştıralım. Çalıştırdım. Bir kayıt güncellendi dedi. Geldim burayı çalıştırdım. Bakın 1 numaralı ID'nin değerini ne olarak değiştirdi? Şurada 5750 olarak değiştirdi. Şimdi select yıldız from müşteri de bunu en alta atmasının sebebi artık bu hani en son etkilenen değer oldu ya ondan dolayı bunu en alta attı. Bunu mesela nasıl düzeltirim? Şöyle düzeltebilirim. Select yıldız from TBL müşteri order by. Daha önce de order by kullanmıştık. ID. Bunu ID'ye göre sıralasın. F5'e bastım. Bu kez bu şekilde güncellenmiş oldu. Güncelleme işimde de select olduğu gibi var kısmında birden fazla şart yazabilirim. Mesela ben update müşteri dedikten sonra set örneğin ben şehrini eşittir şöyle şehir eşittir ne yapmak istiyorum diyelim ki İzmir yapmak istiyorum. İzmir yapacağım. Kimin şehrini İzmir yapacağım? Ver. Örneğin şehir eşittir Ankara. Şehri Ankara olanların hepsini şehrini İzmir olarak değiştir. Bakın şimdi F5'e bastım. 4 kayıt güncellendi diyor. 4 kaydın güncellendiğini söylüyor bana. Geldim hemen alt satıra. Select yıldız from müşteri yazıp F5'e bastım. Bakın Ankaralar ne oldu? 1, 2, 3, 4, 4 tane kayıt İzmir'e dönüşmüş oldu ve bu son etkilenen kayıtlar da yine aynı şekilde en alta geldi. Düzeltmek için order by ID yazmam yeterli. Tamam mı? Update sorgusu da bu şekilde kullanılıyor. Son kez bunları tekrar Ankara'ya çevirelim. Şurayı Ankara yapıyorum. Şurayı da İzmir yapıyorum. F5'e bastım. 4 kayıt etkilen dedi. Geldim şu select yıldızı seçtim. Çalıştırdım sorgum. Bakın bu şekilde yeniden Ankara'ya dönmüş oldu bizim sorgumuz. Update kullanımında böyle. Şimdi gelecek derste bir tane daha tablo oluşturacağız ve bu müşterilerimize aslında bir ilişki olmayacak burada ama alt sorgulara bağlayabilmek için müşterilerle ilgili bir değer de alacak. Mesela müşterinin çalıştığı firma ya da sektör şeklinde mesela 1 numaralı müşteri işte atıyorum muhasebeci işte 2 numaralı müşteri öğretmen 3 numaralı müşteri doktor falan bu şekilde bir alt sorguya bağlayacağımız yapıyı oluşturacağız. Bu da ilerleyen derslerin konusu olacak. Temel DML komutları bitti. Artık bunun üstünde bunun bir tık üstüne çıkmaya başlayalım yavaş yavaş. Mesela neyle başlayabiliriz? Bu arada şeyleri de kullanacağız. İlerleyen derslerde count, işte max, min, sum, average gibi komutları da kullanıyor olacağız. Bunlar da ilerleyen derslerin konuları. O zaman ben diyorum ki gelecek ders önce bir tablomuzu oluşturalım. Bir tabloya daha ihtiyacım olacak. Ama bu tablo ürün tablosu olmayacak. Tablomuzu oluşturalım. Bu iki tablo üzerinden gitmeye başlayalım. Böylece alt sorgulara da değiniyor olur. Ama ilk önce gelecek derste şu count, max, min, sum ve average fonksiyonlarını ayrı ayrı kullanalım. Onlar da gelecek dersin konusu olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere.